Ankaragücü maçı çok zor. Ankaragücü organize anlamında da çok iyi oynayan ve iyi kadroya sahip olan, sezon başından beri oluşturulmuş güzel bir kadronun üzerine takviyelerle yoluna devam eden iyi bir takım. Ben şunu söylemekte fayda görüyorum. Kendim tabii büyük bir ihtimalle tribünde olacağım. Bir teknik direktör, bir futbolcu veya bir takımın bir taraftarları olur ve bu taraftarlar onların o işten keyif almasını sağlar. Bugün Anadolu'muzda gerçekten hani böyle keyifle, ben bazı takımlarda oynamış olmam ve çalışmış olmam münasebetiyle bilirim. Onların taraftarlarının gücü, sevgisi ve büyüklüğü tartışılmaz kadar güzeldir. Yani bir Sakaryaspor'u, bir Kocaelispor taraftarını, bir Eskişehirspor taraftarını, bir Bursaspor taraftarını, bir Ankaragücü taraftarını kelimeler tarif etmez. Onlar bambaşka bir alemin ve tribünlerinin değişilmez ve güzellikleriyle, görsellikleriyle, sevgileriyle adeta şov yapandır. Ve öyle bir taraftarın önünde olmamak, bu maçta da bulunmamak bizim adımıza üzüntü verici. Çok güzel bir keyifli bir maç bizi bekliyor. Tabii takımımızda bazı sorunlar var. Onlar hep her zaman oluyor. Her takımda olduğu gibi. Gene futbol adına güzellikleri sergilemeye, oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya, kazanmak adına da sahada mücadele etmek için Ankaragücü deplasmanına inşallah gideceğiz. Ve Allah'ın izniyle puanlarla dönerek taraftarımızı tekrar mutlu etmek istiyoruz. Şimdi şöyle, tabii biliyorsunuz malum bizdeki defansif ön libero anlamında Türkiye'de gördüğüm en iyi ön liborolardan biri dediğim Yunus'tu. Yunus da İngiltere'ye transfer oldu. Ben onun tarzında benim zamanımda bir Tugay Kerimoğlu'nu görmüştüm. O yetenekte ve o organizasyonu yapabilen o yaşlarda bir de bizim Yunus'tu. Şimdi defansif orta sahanın biraz daha önünde daha öne doğru oynamayı seven çok yetenekli bir futbolcu olarak Bartu'yu takımımıza kattık. Kiralık olarak da kattık ama onun takıma çok katkı yapacağını, oynadığı oyunda da bizleri mutlu edeceğini düşünüyorum. Çünkü zamanında tabii Bartu da hem Galatasaray altyapısından yetiştirip Avrupa'ya gidip sonrasında Fenerbahçe'ye dönmüş bir yetenek. Bizde de güzel şeyler yaparak kendi gelişimini tamamlayıp hayal ettiklerini başaracaktır. Malum Türkiye'de artık yetenekli futbolcu çok çıkmıyor. İşte en son Arda'yı çıkarttık. Onu da Real Madrid'e göndermiştik. Biraz tabii altyapılardaki antrenman eksiklikleri onların büyük takımlarda veya yukarılarda sakatlanmalarına ya da bu tarz sakatlıklar yaşasa da bu yetenekli çocuklarımız neler başarabildiğini tüm Türkiye'ye gösterdiler. İşte biz o yüzden altyapılarımıza verdiğimizden daha fazla değer vermek zorundayız. Onu da belirtmek istiyorum. Bartu da iyi bir yetenek ve iyi bir kalite. Çok da güzel bir kumaşı var. İnşallah güzel bir şekilde işleyip onu da burada oynadığı oyunla herkesin sevgilisi haline getirmek için var gücüne çalışacaktır. Biz de ona gerekli desteği vereceğiz diye düşünüyorum. Şöyle bir durumumuz var. Evet, bazılarıyla görüşüyoruz. Kimisine başka takımlar çıkıyor. İşte o yüzden de gizli tutmaya çalışıyoruz. Yayıldıkça başka takımlardan da ona teklifler götürülüyor. Menajerler klasik su kurnazı gibidirler. Bir yerden daha fazla bir parayı aldığında hemen oraya götürmenin derdinde olurlar. Bu anlamda aslında görüştüğümüz yaklaşık olarak bir belirlediğimiz 7-8 adam hala devam ediyor görüşmelerimiz. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. Eğer halledebilirsek bir hafta içerisinde zannedersem 3 ile 4 tane futbolcuyu transfer edeceğiz.